İzleyicimizin sorusuna cevap verelim hocam. Alzheimer hastasıymış ve yutkunmakta zorluk çekiyormuş. Alzheimer hastaları için dünyada en etkili bitki Ginkgo biloba. Ginkgo biloba bu şu çiçeğini, yaprağını gördüğümüz bitki. Ginkgo biloba neden biloba? İki loplu demek. Şu yaprağı ikiye ayrılır. Aynı beyne benzer bunun şekli. Loplu. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. 10.815 Alzheimer yani erken bunama rahatsızlığı olan hasta üzerinde 10.815 hasta Ginkgo ile tedavi edilmiş. Ama bu Ginkgo'nun birleşimindeki etken madde %1 ginkoloidler. Siz bunun çayını içseniz 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün, 1 ay, 10 ay, 20 ay faydası çok çok az olur. Neden? Etken madde %1. Evet. Ne yapmamız gerekir? Damıtılarak elde edilen bitki özü ekstresi, bu ekstrede elde edilen kapsül kullanmak gerekir. Ginkgo. Evet hocam. Yani başka türlü olmaz. Nerede ginkgo? Bulamadım. Ha, bulmuş kumru. Ginkgo. Yönetmenimiz gördüğü zaman o bize uyarır ve gösterir. Ginkgo'yu kullandığı zaman kişi... Ginkgo... teşekkür ederim yönetmenim. Çıkışıma bakmadığım için yönetmenim kulağımdan söylüyor. Vermiş ekrana Ginkgo Forte diye. Evet, Ginkgo Forte. Evet, teşekkür ediyoruz yönetmenimize. Ginkgo'nun birleşimindeki etken madde ginkoloid kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürüyor. Bu ne demek? Kanı sıvılaştırıyor. Yani kanı pıhtılaşmasını önlüyor. İnceltiyor. Bugün günümüzde birçok insan ne kullanıyor? Kimyasal kan sulandırıcılar. Evet, kullanıyor. Sonra ne oluyor? İç kanamadan ölüyor. Çünkü kimyasal kan sulandırıcılar evet, içeride sızıntıya sebep oluyor. Damarlarda yırtılmaya sebep oluyor. Organlarda ödemler oluşuyor. Farkına varmıyor. İç kanama oluyor. Kimyasal kan sulandırıcılar İç kanamaya sebep olur, ani ölümlere sebep olur. Evet. Ama ginkgo hiçbir yan etkisi yok. Alzheimer hastalıklarında ginkgo forte'yi gönül rahatlığıyla kullanabiliriz o zaman. Tabii. Yani ilerlemiş bir Alzheimer hastası da ginkgo forte'yi kullandığı zaman tedavisi tamamlanır mı? Ha, yok tabii ki o kişiye göre, hastaya göre değişir. Yani herkesi de %100 iyileştirecek diye bir şey yok. Burada ne diyor? Çeşitli kliniklerde 36 klinikte toplam 10.815 hasta üzerinde denenmiştir. Beyin fonksiyonlarını artırıcı, demans yani Alzheimer'ı önlediği belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Profesör Doktor Arrigo, Profesör Doktor Dil, Profesör Doktor Gesne, Profesör Halama, Profesör Hofobesh, Profesör İsrail, Profesör Plus, Profesör Tayland'da vesaire vesaire bir sürü ilim adamı. Yüzlerce klinik adamı. Yani bu yeni klinik araştırmaları bu kitaba ilave etmedik. Onları da ilave etsek 50-60 bin kişi Alzheimer hastası Ginkgo ile tedavi edilmiş. Evet. Belge var, bilgi var. Evet hocam. Laf yok. Burada hepsi yani yüzlerce dergi var. Evet. Araştırma var. Hı hı. Ama kaçıncı devre? Hangi aşamada? Evet. Onun da safha safha. Çok geç kalınmasa yapacak bir şey yok. Mühim olan burada geç kalmadan başlamak tedavi. Geç kalmamak gerekir. Evet. Şimdi mesela bazıları evden çıkıyor. Acaba ocağı mı unuttum diyor. Öyle başlıyor. Hafif unutkanlıkla başlıyor. Evet. Ocağı açık mı bıraktım? Ütüyü fişte mi bıraktım diye. Suyu açık mı bıraktım diye. Giriyor çıkıyor. Giriyor çıkıyor. Efendim ocağın üstüne kağıt yazıyor. Unutma ocağı kapatmayı. Unutma şurayı. Evet. Unutma bunu. Oldukça da zor bir hastalık hocam. Tabii. Sokağa çıktığı zaman yön tayin edemiyor. Nereye gidecek? Eve mi gideceğim? Ev nerede? Evini bulamıyor bazen. Bazen hafif başlıyor. Evin yönünü bilemiyor. Oraya mı gidecek? Buraya mı gidecek? Şuraya mı gidecek? Öyle öyle başlıyor. Tedavi edilmezse ağırlaşıyor. Alzheimer hastalıklarının yanı sıra unutkanlıklar da günümüzde çok fazla. Genç yaşlarda unutkanlık çok fazla oluyor. Bunu yaptım mı? Şöyle oldu mu? Böyle oldu mu? Gibi birçok unutkanlıklar başta. Bunun tedavisinde kullanabileceğimiz bir gıda takviyesi var mı? Ginkgo. Beyine kan akışı, beyni besliyor. Hem Alzheimer hastalıklarında hem de unutkanlıklarda tabii. da unutkanlık kullanabileceğiz. Unutkanlık zaten Alzheimer unutkanlığı ilerlemiş defasıdır. Evet.
Öyle başlıyor, devam ediyor. Tedavi edilmezse. Evet hocam. Evet, izleyicimiz umarım bilgilerini almıştır. Ginkgo Forte ile Alzheimer tedavisine devam edebilir ve daha sağlıklı hayatına devam edebilir. Ve ayrıca etten de hocamızın dediği gibi unutkanlık yaşayan hastalarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bunu. Dünyada ginkgo en çok satılan bitkisel gıda takviyesi. Dünyada bir numara. Evet. Japonya ve Almanya'da daha çok yaygın kullanılıyor. Avrupa'da, Amerika'da daha çok yaygın kullanılıyor. Evet. Üniversite öğrencileri çok kullanıyor. Evet.